Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye fırsat doğdu. Avrupalılar çıkıyor, Türkler geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından çok uluslu şirketler bir bir Rusya'yı terk etmeye başladı. Amerikan, Fransız, Alman firmaları yani Avrupa firmasının da o pazardan çıkmasıyla Türk markalarına önemli bir yönelme oldu. Türkiye, dünyanın en çok tekstil üreten 5. en çok konfeksiyon üreten 6. ülkesi konumunda. Tekstil ve hazır giyim sektörünün her yıl 16 milyar dolarlık cari fazlası var. Rusya ve Ukrayna'da Türkiye'de bu iki sektörün en önemli pazarı konumunda. Türkiye Odalar ve Barolar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çok uluslu şirketlerin, ülkelerin aldığı yaptırım kararıyla Rusya'yı terk etmeye başladığını açıkladı. Fayat, bu gelişmenin Türkiye'ye etkisine ilişkin olarak da, yaptırımlar sayesinde oradaki Amerikan, Fransız, Alman firmaları yani Avrupa firmasının da o pazardan çıkması, aynı bölgelerdeki talebi haliyle biraz daha artırdı. Daha az rekabet eder hale geldiler. Dolayısıyla orada hem yeni mağaza açmakta hem de yeni yatırım yapmakta Türk markalarına önemli bir yönelme olduğu açıklamasında bulundu. İHA'nın haberine göre yeni pazar konusunda hedef ülkeler Amerika, Japonya ve Kore'nin yanı sıra sürekli arayış içinde olduklarını dile getiren Fayat, bizim için pandemi döneminde avantaj olan yakın coğrafyadan alışveriş yapma haliyle bizim de uzaklara gitmemizi zorlaştırıyor. Oraya mal sevk etmek, gidip gelmek zor olduğu için. Bu dönemde belki çok hızlı bir şekilde yerine o uzak pazarları koyduk demek kolay değil ancak önemli pazarlara ciddi hedefler var. Birkaç yıl sonra orada da gereken hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.